Ne haber Adnan? Hoş geldiniz Sayın Başsavcım. Hoş bulduk. İyiyim şükür. Sizler nasılsınız? İyidir. Oğlumla tanışmış mıydın? Tanıştık tabii ya. Kenan hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Nasıl geçelim? Sizi şöyle alayım. Allah. Nasıl? İşler güçler iyi mi? İyidir. Yok bir yaramazlık. Ne alırsınız? Özel bir isteğiniz var mı yoksa ben hazırlatayım mı? İşte uğraştırma bizi. Sen bir şeyler ayarla. Eyvallah. Heh. Hallediyorum. Senin Adnan Andan dediğin yer burası değil mi? İyidir. Çok keyiflidir. Hadi şerefine. Afiyet olsun. Hala kızgın mısın? Ben sana bir şey soracağım. Ama bana gerçeği söyleyeceksin. Söz ver. Söz sor. Sen ne hissederdin? Annenin ve babanın gerçek annen ve baban olmadığını öğrendiğinde. Bunu sana onların söylemediğini öğrendiğinde. Ne hissederdin? Ben bir kere kesin çok kızardım, öfkelenirdim. Ve o zaman sen de şimdi elini vicdanına koy beni öyle dinle. Tamam? Biz çok gençtik oğlum. Çok gençtik ya. Ya ben de hukuk fakültesinde öğrenciydim yani. Yani sevdik, evlendik, çocuğumuz olsun istedik. Ama denedik, denedik olmadı. İşte doktorlar falan yok, tahliller. Dediler ki sizin çocuğunuz olmuyor, olmayacak. Annen çok üzüldü yani, perişan oldu. Ne dedi bana biliyor musun? Ben sana bir evlat veremiyorum, veremeyeceğim. Beni boşa, boşanalım dedi. Sen ne dedin? Hiç öyle saçma şey olur mu dedim. Ne diyecektim? Ben anneni çok sevdim oğlum. Hala çok seviyorum. Ne yani bir kadın sadece anne olduğu zaman mı sevilir? Ya da sadece çocuk doğuracak kadınlara mı aşık olunur? Öyle saçma bir şey olur mu? İğrençlik mi? Bir kadın sadece sevilir. Basit, net, incelikle sevilir. Öyle sana çocuk doğurmuş, doğurmamış. Sevilir bir kadın sadece. Ve adamsan alır o kadını baş tacı yaparsın. Anladın mı beni? Annem ne yaptı? Anneni bilmiyor musun? Perişan oldu, çıldırdı. Hastalandı, psikoloğa götürdüm ya. O kadar. O kadar tabii. Ya, sen benim neler çektiğimi, neler yaşadığımı bilmiyorsun ki ama... sonra sen ödül gibi geldin hayatımıza. Yani aldım götürdüm, bak dedim bu bizim evladımız, bizim oğlumuz. Nasıl mutlu oldu? Çok sevindi. Ya inan bana 9 ay karnında taşısa seni bu kadar sevemezdi. Ne olsun? Aslında söylerdik sana ne olacak yani çocuğumsun söyleriz ama sen o hastalanınca... Ne zaman oldu bu? Çok küçüktüm be oğlum 4 mü 5 mi neyse hatırlamak bile istemiyorum. Ben hatırlamıyorum. Sizi, size gelişimi, yetimhaneyi. Benim demek istediğim bu işte, anladın mı? Yani işte bak, dönüyorum, dolaşıyorum. Yani benim çocukluğumun bir kısmı yok, anlatabiliyor muyum? Benim için ne kadar zor olduğunu bilmiyorsunuz bunu. Yani çok korktuk be oğlum. Çok korktuk, çok. Ya, doktor doktor, hastane hastane dolaştık durduk. Tuhaf da bir hastalık, kimse bir şey anlamıyor, tedavisi yok. Böyle. Sonra Allah'tan Süheyl Hoca ile karşılaştık. Ben bunu niye anlatıyorum ki sana? Gel hadi gel. Vicdanını rahatlatıyorsun, olur öyle. Belki de öyle, evet. Belki de. Ama yani bana kızarsan kız. Ne hissediyorsan hisset, fark etmez ama anla, olur mu? Şimdi değilse bile bir gün anla. Ya biz seni çok sevdik be oğlum. Ben seni çok sevdim. Sen 40 derece ateşle yatarken günlerce sabaha kadar başında bekledim ben. Hani filmlerde olur ya böyle oğlunu balığa... İlk ben balığa götürdüm seni. İlk topu ben aldım, ilk maça ben götürdüm. İlk ortaokulda bir kıza aşık oldun. Oh, perişandım böyle, şirazen kaymıştı. Sana kızlarla ilgili ilk tavsiyeleri kim verdi? Ben. Sonra sevgili olmadınız mı? Olduk. Oldunuz. Ha ben sana dedim yani
Bu senin oğlun. Al karşına konuş. Ama işte. E neden yapmadın o zaman bunu? Atlatamayacağını düşündük. Tıkanacağını düşündük yani. Ya hadi ben neyse her şeye göğüs gererim fark etmez ama annen. Annen sen olmazsan yaşayamazdı yani. İnan bana. O kadın sen olmazsan yaşayamaz. Ben çok kızgınım size ya. Böyle sanki içimde böyle bir şey varmış gibi anlatabiliyor muyum? Bir şey rahatsız ediyor gibi yani. Var mıdır benim gerçek annem babam? Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Tek konu bu da değil zaten. Ben bak böyle bu kadar tepki gösteriyorum ama haksızlık ettiğimin de farkını... Ağlıyor musun sen? Yok ya, öyle yaşlılıktan gözler sulanıyor. Sen hep sulu gözlüydün. Hadi abi, ne zaman ağladığımı gördün, ağlamam ki ben. Ay, sus, iki yaşayacağım filmi oturup izleyemiyoruz, sen de sus. Hadi oradan, hadi. Biri var. Leyla'nın etrafında dolanıyor. Yani farkındayım. Böyle bir şey hakkım olmadığını da. Yani biri onun böyle yüzünün içine bakıp böyle sevdiğini söylemesi falan. Böyle elini tutması falan delirtiyor şu an beni. Belki de en doğrusu bu. Ne yapacak onun kız? Ne yapacak yani? Mutlaka kendine yeni bir hayat kurmalı. Başkasını sevmeli. Leyla'dan vazgeç diyorsun yani. Bu, hadi benden tarafı boş ver. Leyla olmasa, bir başkası da olsa böyle olmayacak peki. Ben ne yapacağım? Ya ben onu söylemek istemedim. O zaman ne söylemek istiyorsun? Söylese adam gibi. Ben bir içinden çıkıp şimdi yalnızlığa mı mahkum oldum yani? Öyle yaşayabilir miyim sence? Seni anlamadığımı sanıyorsun? Anlayamıyorsun, anlayamazsın. Anlarım. Anlayamıyorsun. Ne demek anlayamıyorsun? Anlarım ben seni. Babalar her şeyi anlar. Niye anlamayayım ya? Kaç defa söyledim, çok basit. Her şeye sıfırdan başlayacaksın. Yeni bir hayatın olacak. Her şey de eskisinden çok daha güzel olacak. İnan bana ya. Aha, anladım, anladım. Sen yemek boyunca annenle ilgili anlattığım her şeyi unutuyorsun yani, öyle mi? Sevgimin ve aşkımın arkasına durmayayım. Senin gibi yapmayayım yani. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey olmayacak. Leyla'dan vazgeçme ihtimalim yok. Afiyet olsun. Hesap sende. İdris. Nevin Hanım. Şey diyeceğim. Turan Bey'e ulaşamadım da. Onun için rahatsız ettim sizi. Ne yaptınız? Bir karar verdiniz mi? Hangi konuda? Ya anası öğrenmek üzere. Anası. Kimin anası? Anlamadım. Leyla öğrendi mi? Leyla'nın anası. Ne anası? Ne Leyla'sı? İdris ne diyorsun? Anlamadım. Yok. Şey oldu. Bir yanlışlık oldu. Ben şey yaparım. Turan'la konuşurum. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ulan az kalsın pot kırıyorduk. Turan da hiçbir şey söylememiş evine ya, hayret bir şey. Savcı ya, söylemez. Çok sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ama bu saatte hayırdır? İşim erken bitti, geldim işte. Aradım, açmadın. Sen içki mi içtin? Kenan adliyeye gelmiş. Sonra da oturup biraz muhabbet ettik. Geldi mi? Sen nereden biliyorsun? Seni mi aradı? Yok hani...
Ben gittim ya yanına, eve. Nevin çatlatmayın sana, İçinden nasıl geliyorsa, kalbinden nasıl geçiyorsa öyle yap dedim. O da aklınca her şeyi Leyla'ya anlatacak ha? Anlatmış mı, konuştular mı? Yok, yok. Nevin sen niye böyle yapıyorsun ki? Yani ne olacak Kenan her şeyi anlatınca? Canım, Leyla belki bir şey demez, affeder. Bir şey demez, affeder. Sonra da en başa döneriz. Kızı da hiç hak etmediği bir karmaşanın içine sürükleriz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok önemli bir şey unutuyorsun. Doğan'ın zamanında yaptıklarını. Kenan kendine temiz bir sayfa açmış olabilir. Ama onun geçmişini temizlemek bize düşer Nevin. Bize düşer. Bir İdris aradı. Bir kadından bahsetti, annesi falan. Ne oluyor Turan? Ne oluyor? Dert bitmiyor bu. Ne demek istiyor İdris? Anlatacağım. Ama söz ver. Panik yapmak yok, sakin ol tamam mı? Kötü bir şey var. Kenan'ın annesi. Ben gerçek annesiyim. Kenan arıyor. Nereden bulmuş, nasıl bulmuş? Bunca yıl neredeymiş? Dur ya dur. Dur daha şimdi söyledim panik yapma diye. Ya bir şey olduğu yok. Kenan'ı bulursa Kenan bizi unutur. Bizi unutur Turan. Kenan bizi unutur. Nevin. Kadın annesi duydun mu? Annesi. Annesi deyip durma Turan. Annesi deyip durma. Onun bir tane annesi var, o da benim. Onun annesi benim. Çok güzel ya. Hepinizi el birliğiyle beni delirtin olur mu? Nevin. Aklını kullan biraz, aklını. Ne yapsın kadın? Çocuğunu aramasın mı, bulmasın mı? Kendimiz düşünmenin zamanı değil, bencilliğin lüzumu yok. Ya sen de biliyorsun ki her şey bizim suçumuz. Kadının ne suçu var? Kenan'ın ne suçu var? Kenan her şeyi öğrendiğinde yüzümüze bakmayacak. Asıl gerçek annesini sakladığımızı anlayınca yüzümüze bakmayacak. İşte o zaman da yerden göğe kadar haklı olacak. Özür dilerim hayatım. Çok özür dilerim. Hani biz yıllar önce doktora gittiğimizde bana anne olamazsın demişti, hatırlıyor musun? İşte o zaman dünya başıma yıkılmıştı. Biliyorum, biliyorum. Benim niyetim biz aile olalım. Yani aile olalım istedim. Bizden bir parça olsun istedim. Bizim bir parçamız olsun istedim. Sonra Kenan'ı getirdin. Kenan. O bizim mucizemizdi Turan. Ben onu ilk kucağıma aldığımda biz sıcacık bir aile olmuştuk. Evet ama Kenan olmadan da biz bir aileydik Nevin. Benim ailem sendin. Evet ama bir yanımız eksikti. Hep eksikti. Kenan'la tamamlandık. Eğer o giderse şimdi biz parçalanırız. Yok. Ben kendimi kaybederim Turan. Yok. Seni de kaybederim. Lütfen, 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 lütfen. Yok. Böyle yapma, böyle konuşma. Sen hani iyi değilsin. İstersen Süheyl Hoca'ya gidip danışalım. Yok yok, istemiyorum. Ben iyiyim. 30 yıl oldu.
30 yıl Turan. Ben büyüttüm onu 30 yıl. Şimdi ellerimin arasından kayıp gidiyor. Nereden biliyorsun Devin? Nereden biliyorsun? Kenan gerçek ailesini bulunca bizi unutacak mı? Yapar mı böyle bir şey? Sen de o kadının Kenan'ı bulmasını istiyorsun. İnan bana mantıklı olan bu. Nevin. Nevin ben çıkıyorum. Nevin. İyi misin? Aa, yapma bunu kendine. Konuştuk o kadar seninle. Nevin. Bak hayatım. Kenan bunca yıl bir yalanı yaşadı. Şimdi gerçekle yüzleşme zamanı. Ona destek olmamız lazım. Onun yanında olmamız lazım. Ben eski Kenan'ı özledim. Alo, İdris ne var? Turan Bey, evde misin? Evet, ne var söyle. Kenan'ın nerede olduğunu bilmek istersin diye düşündüm. Nerede Kenan? Kenan mı? Kenan mı? Müşerref'in evine geldi. Kadın o kadın mı? Ne yapıyormuş orada? Vallahi kesin değil ama herhalde oğlunu araştırması için çağırmıştır. Neticede yanan yetimhane haberini Kenan yaptı. Evet. Tamam da sen Kenan'ın orada olduğunu nereden biliyorsun? Ne demek nereden biliyorsun? Takip ediyorum herhalde. Onu korumak için. Anladım tamam. Ben seni sonra arayacağım İdris. Kenan kesin. Şimdi öğrendi mi her şeyi? Sanmıyorum öğrendiğini ama yakında öğrenecek. Vay canına. Demek işler buralara kadar geldi ha. Zavallı kadın. Bir de kendi oğluna sorduğunu bilmiyor. Öyle. Hayatım yapacak bir şey yok. Ya biz ne yaparsak yapalım onlar bir araya geldi, konuşacak falan bir gün gerçekte ortaya çıkacak. Ben gidiyorum, benimle gelmek ister misin? Nereye? İşte o kadının Müşerref Hanım'ın evine. Ben onunla konuşayım, anlatayım. Önce o öğrensin, sonra da Kenan'a anlatırız. Nevin'ciğim. Canım benim bak. Biz hep söylemiyor muyduk ne yaparsak Kenan'ın iyiliği, oğlumuzun mutluluğu için yapıyoruz diye. Ya belki bizim de daha huzurlu bir hayatımız olur. Kenan da mutlu olur böyle. Yani şimdiye kadar gerçeği sakladık da ne oldu baksana. Yani sanki gerçek en iyisi. En huzurlusu. Böylesi çok daha iyi. Ne? Sen benim oğlumsun. Sen bırakmazsın beni. Bırakmazsın beni, biliyorum. Anne, dur bir sen de ya.
telefonları da mı açmıyorsun artık? Kendimiz düşünmenin zamanı değil. Bencilliğin lüzumu yok. Her şey bizim suçumuz. Kadının ne suçu var? Kenan'ın ne suçu var? Kenan her şeyi öğrendiğinde yüzümüze bakmayacak. Asıl gerçek annesini sakladığımızı anlayınca yüzümüze bakmayacak. İşte o zaman da yerden göğe kadar haklı olacak. Niye açmaz bu kadın ya?